Albay Atilla Uğur resmini görebiliriz. Kıbrıs'ta iki tane İngiliz üssü bulunduğunu, bu üslerin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'na ve anlaşmalarına göre tam bir bağımsız devlet statüsünde olduğunu söyledi. Orta Doğu ülkelerine yapılan her hava saldırısında hem Amerikalılar hem de İngilizler tarafından bu üsler kullanılıyor. İngiliz üssünde 3000 kişinin çalıştığı tahmin ediliyor dedi. Bir kere o üslerin kapatılması lazım. Felaket yağdıran, dehşet, acı yağdıran, ölüm makinesi olan yerler. Yani insanlara acı, ölüm, yaralanma, dehşet, felaket getiren bela merkezleri. Kapatılmaları elzem, ibadet olur. Bir felaketten insanları kurtarmak olur. İnsanları öldüren, insanlar yetiştiren bir sistemde olduğu için o insanları da katil olmaktan kurtarmak da sevap. Çünkü çok korkunç bir şey katil olmak. Allah vermesin. Hazreti Musa tevafuken bir adam öldürdü. Ömrü boyunca onun acısını çekti. Ömrü boyunca yani. Çok rahatsız oldu adam.